Merhaba sevgili takipçilerim. Yine gündeme bağlı bir konuyla karşınızdayım. Bu toplumumuzdaki kız ve erkek çocuklarının daha doğuştan itibaren ayrımcılığına değineceğim. Toplumumuzda nasıl bir ayrım yapıldığını şimdi göreceğiz. Kız çocukları daha doğduğundan itibaren diyelim ki 3 çocuğu, 4 kız çocuğu üst üste olmuş. Hemen baba tarafından sanki cinselliğin belirlenmesi sadece kadına aitmiş gibi tepki gösterilebiliyor. Ben Türkiye'yi imkanlarım olduğu müddetçe hep gezdim, gezmeye de devam ediyorum. İnceledim. Sosyal toplumlarını da. Ve orada insanlar biliyor musunuz? Kaç çocuğun var diye sorulduğunda sadece erkek çocuklarını sayıyorlar. Kız çocuklarını evlattan saymıyorlar. Onları kale almıyorlar. Ve erkek çocuk döver söver de daha çocukluğundan itibaren o erkektir, yapardır. Kızların okumasına gerek yok. Halen dahi kırsal kesimde. Kızlar evde otursunlar, biçki dikiş yapsınlar, yeterlidir, yemek yapsınlar diye. Toplumdaki bir düşünce, bir de evlilik var. Kızlar evlenirken, evden çıkarken anne baba onlara bu evden gelinlikle çıkarsın ama kefenle geri dönersin diyorlar. Yani kadın yalnız, kadın ayaklarının üstünde durmaya mecbur ama güç olarak erkekler güçlü, şiddet gösteren erkekler ve boşanınca dul damgasını yiyen kadınlar ve hemen toplumdaki kişilerin bakışları değişiyor dul damgasını yiyince. Anne babalar da zaten kızım dul damgası yemesin telaşında ve o kötü giden evliliği ille de devam ettirmek zorundalar gençler. Kırsal kesimdekiler, doğudakiler, evlilik bizde olmaz, bizde evlilik yazmaz diyenler ve o kavga dövüş içinde de zoraki giden evliliğin içinde de yetişen çocukları düşünün ve o evde sürekli şiddet gören, şiddetle büyüyen çocuklar. Bence, sözün özü bence, herkes evlenmemeli. Önce evliliğin de ana babalığın da eğitimini görmelidir. O evliliği de hak etmelidir. O anne babalığı da hak etmelidir. Bunların okulları mı olur? Ayrıca kursları mı olur? Eğitimleri mi olur? Bu eğitimleri, bu anne baba olmayı ve gerçekten bir aile olmayı, eş olmayı İnsanlar öğrenmeli, bu insanlara bu toplumda öğretilmeli. Öğretilmeyince, eğitim olmayınca bu evliliklerin sonunu ve vahşetle biten boşanmaları görüyoruz diyorum. İyi dinlemeler, lütfen izleyelim, abone olalım, etrafımızda uyaralım. Hoşça kalın.